Sülük tedavisi 2014'te çıkan geleneksel ve tanımlayıcı tıp yönetmeliğine göre bazı durumlarda uygulanabiliyor. Bütün hastalıklarda uygulanacak diye bir durumdu. Bunlar neler olabilir? Kronikleşmiş eklem, kas, tendon hastalıkları, özellikle ağrı ile giden hastalıklar olabilir. Veya varis hastalıkları, özellikle alt bölgedeki varis hastalıkları olabilir. Veya sonradan doku, işte parmak nakli yapılmış hastalarımızda o bölgenin tekrar kanlanması amacıyla sülük tedavisi yapılabilir. Sülük tedavisinin yapılmaması gereken durumlar da vardır. Mesela kan sulandırıcı ilaç kullanan hastalarda sülük tedavisi yapılmaz. Veya sülüğe karşı bir alerji öngörü varsa sülük tedavisi uygun değil. Veya hastada bir anemi dediğimiz ciddi bir kansızlık durumu varsa yine sülük tedavisi uygun değildir. Tıbbi sülüklerin kullanılması gerekiyor. Steril sülüklerin kullanılması gerekiyor. Ve bu tıbbi ve steril sülüklerin de bakanlık onaylı bir çiftlikten edinilmesi gerekiyor.